Merhaba, Düşünmek Lazım da bir programda daha yine sizlerle birlikteyiz. Ahmet Uhri ile birlikte ve bu akşam fıstık gibi bir program çekecekmişiz. Tabii, o nasıl oluyor? Öyle duydum. Öyle duydun, tabii benden duydun. Evet. Fıstık gibi bir program, şöyle fıstıkgilleri yapalım diye sana ben önerdim. Sen de tamam dedin. Onun için benden duymuş gibi olma ama fıstık programı çekeceğiz. Peki neymiş fıstıkgiller? Çok mu? Ya şimdi fıstıkgiller... Ben fıstığı biliyorum. Fıstığı biliyorsun. Çok da iyi biliyorsundur zaten. Pistaşyo değil mi? Pistaş, fıstık. Hepsi aynı kökten geliyor aslında onların. Onlara gireceğiz ama bir kere kadim bir bitki. Yani 10-12 bin yıl önce ilk defa evcilleştiriliyor ya da 10 bin yıl önce. Mezopotamya'da. Yani yakın doğu, tabii bizim Güneydoğu Anadolu'da. O hani buğdayın evcilleştirildiği yerler var ya, oralarda ilk defa o kazılarda buğday, arpa filan bunlarla beraber çıkan başka ürünler de var tabii. Baklagiller filan da var. Bir de fıstık çıkıyor. Fıstık besleyici bir ürün tabii ki. Ana vatanı da o taraf. İnsanlar bunu şey yapmışlar, kendileri de ekmişler anlaşılan bir süre sonrasında. Ve böylece evcilleşmiş gelmiş bugüne kadar. Ama fıstık giller dedik, yalnızca fıstık değil tabii. Bunlara baktığımız zaman bu çok enteresan bir aile. Anacardiaceae familyası. Adı öyle geçiyor. Bu şey familyada neler var? Mesela en küçüğüne menengiç ya da sakızlık diyor. Hani çalılıklar var ya. Yabani sakız gibi bir şey. Yabani, evet yabanisi bunlar. Şöyle hani Akdeniz ikliminde ne var? Makiler vardı. O makilerin içinde neler vardır? İşte biraz meşe palamudu vardır. Ondan sonra pırnar çalısı dediğimiz şey vardır. İşte bol miktarda menengiç vardır. Yabani zeytin vardır içinde. Yani deliceler falan hepsi karmakarışık. Bir de kekik mekik bir sürü şey vardır. İşte onların için en fazla yer kaplayanı o menengiç dediğimiz veya sakızlık dediğimiz küçük bitki çalı boyutunda. O bitkinin biraz büyüyüp bakılıp büyüdüğü zaman ne oluyor? Sakız ağacı oluyor. Biraz daha büyüdü mü çitlenbik diyoruz. Bir de içlerinde bunun yenebileni var, fıstık. Bir tane daha var, o çok enteresan, o da sumak. Bu da gene aynı ailenin bitkilerinden. Şimdi bunların içinde tabii o zaman sakızdan başlayalım. Pistachio vera diğer adıyla. Sakızdan diyorum, fıstıktan başladık. Pistachio vera en tanınmışı ailenin. Tabii buna bunun yabanisine Siirt civarında, Güneydoğu Anadolu'da bıttım diyorlar. Yani menengiç yerine bıttım diyorlar. Ve bıttımı, yani o menengiçi de söyleyeyim hemen bu arada, tabii orada var. Bıttımdan sabun yapıyorlar bugün. Bıttım sabunu var. Yaralara filan şeylere iyi geliyor. Böyle tedavisi yapılıyor. Fakat ben şimdi oraya gittiğimde, Siirt'te kazı yaptığım için ilk karşılaştığımda bıttım dedim. Sonra bu sözcüğü bir araştırdım. Fıstık bitkisinin akkaççası ve yabanisinin de şeyinin de akkaççası buttum. Buttum sözcüğü kültürel olarak bak kaç, yani milattan önce 2500 desek 2000 ekle 4500 yıldır aynı sözcük yaşıyor. Buttum olarak bugüne kadar gelmiş. Bunların içinden bir de tabii şeyin en kıymetlilerinden biri Pistachio lentiscus variete hios dediğimiz bitki. Ne hios? Sakız adası geçti. Evet. Pistachio lentiscus variete hios. Yani pistachio fıstık. Lentiscus lentil gibi, mercimek gibi konvex taneleri olan, dış bükey böyle taneleri olan ne ve bir şey çeşidi, fıstık çeşidi ve bu hios'ta yaşayacak. Variete hios. Bu ne oluyor? Sakız ağacı oluyor işte. Dünyada ekonomik olarak en fazla şeyi getiren, kendi kendine orada üretilmiş ve şimdi plantasyonlar halinde üreyen şey fıstık. Orada, yani o adada bir tek orada var. Bir de biraz bizim Çeşme'de Alaçatı'da bir miktar var. Hatta Çeşme'de bir tane ağaç var. Gerçekten sakız ağacı. O da Ilıca civarında koruma altına aldırttık zaten onu zamanında. Ta 2000'lerin başında koruma altına alındı. Etrafı çitle çevrildi. Ve şimdi o ağaçlardan alınarak denemeler yapılıyor. Deneme de şu, bu bitkiler çok enteresan, bu fıstıkgiller. Birbiriyle hemen aşılanabiliyor. Yani çitlembiye fıstık aşılarsan fıstık oluyor. Menengiçe sakız aşılarsan sakıza dönüşüyor. Bakılınca değişebiliyorlar ve öyle olduğu için de bunları insanlar fark ettiğinden yapmışlar. Sakız ağacı enteresan bir ağaç. Hemen şuradan bir iki bir şey söyleyelim onunla ilgili. Yunancası wounded, İngilizcesi wounded tree, yani yaralı ağaç. Yunancası da kendos deniyor. Ve kendos da Yunanca'da yaralı, kesik, kesilmiş anlamına geliyor. Yani neden?
kesiyorlar bitkiyi. Oradan şey reçinesini alıyorlar. Bu reçine tabii çok kıymetli. Ayrıca bu ağaca Sakız Adası'nda özellikle bu var. İsa'dan sonra 250 yılında şehit düşen Saint Isidoros'un arkasından ağladığı için Tanrı tarafından korunuyor ve kutsal kabul ediliyor Sakız Adası'ndaki. Sakızların ekonomik geliri sakızdan. Turizm ve sakız. Turizm ve sakız. Tabii ne olacak? Onları bu ağacı korumaları gerekiyor. Ama bunu bir de dinsel kisve altına soktuğun zaman ne güzel işte sana sen İzidoros'un arkasından ağladı. Ağladı dediğini reçinesini akıttı. Yani o şeyler akıttı. Sakız'da Pirgi ve Mesta köyleri arasında güney kısmında çok büyük plantasyonları var. Oralarda yetiştiriliyor. Büyük bir yangın da oldu orada ya, maalesef. Oldu, bu oldu. Dünyanın en büyük miraslarından biri herhalde. Tabii. Doğal yani, evet, ya endemik bitki oraya ait. Başka yerde yok işte. Bir de şey de var biraz bizim. Ben biraz da şeyinden söz edeyim. Antik Yunan'da sakız ağacının reçinesi sihirli gözyaşı olarak da adlandırılıyor. Ve mikroplar keşfedilmemiş olsa da bazı hastalıklarda kullanılıyor. Kim kullanıyor? Galenos. Meşhur eczacılığın babası dediğimiz Claudius Galenos, milattan sonra 129 ile 201 yılları arasında yaşar. Bergama'da çok işler yapar. İşte o bitkinin gövdesinden elde edilen reçineyi ilaçlarda hem kıvam arttırıcı olarak kullanıyor hem de yaraları tedavi etmek için. Aslında belki de o reçinenin böyle bir etkisi de var. Antiseptik etkisi olduğu bugün de söyleniyor. Hatta bugün yapılan araştırmalara göre kolesterol düşürücü etkisi de varmış sakızın. Sakız çiğnemenin de tabii dişlere yararın olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra bir de tabii ne var? Yunanca'da bir söz daha vardır. Bizde şarkısı bile var. Mastika. Mastika. Mastik. Sakız yani. Aslında mastik bastık ya da bastika sözcüğünden dönüşüyor. Türkçe'ye de o şekilde geçiyor. Delik anlamına geliyor. Ağacı deliyorlar ya. Hı. Akıtıyorlar. Gene bak aynı şekilde dönüyoruz. İngilizce'de de masticate terimi çiğnemek anlamına geliyor. Bak gene aynı yere dönüyoruz. Hepsi birbirinden almış. Tabii bu masticate, bastik, bastikona baktığımız zaman pistakion, pistaş ve bizdeki fıstık hepsi bak birbiriyle birleşiyor sözcükler. Evet. Sözcükler üzerinden de bunu görebiliyoruz. Tabii yalnızca bunda kalmayalım. Sakızla ilgili söylenecek çok şey var. Bunlardan biri de edebiyatta yeri var. Edebiyatta yeri var. Onu zaten sana bırakacağım. Burada şey var. Senin böyle metin ilgileneceğin var. Bir kısım var. Ama önce söyleyeyim nerede rastlanıyor. Amin Maluf 100. At kitabı vardır. Baltazar. Baldassare yazıyor ama Baltazar okunuyor herhalde o. Cenovalı bir eski kitapçı. Tanrı'nın 100. adını bulduğu bir kitap var. 99 adı var. 100. adını yazdığı bir kitabı kaybediyor. Yani satıyor yanlışlıkla birine. Sonra kitabın peşinden bütün Doğu Akdeniz'i dolaşıyor. Ne zaman? 17. yüzyılda. Yani Emin Maluf öyle anlatıyor. Ve İzmir'e de geliyor 1666 yılında. Romanda. 1666 nedir İzmir için? Önemli bir yıldır. Sabetay Sevi İzmir'de Mesihliğini ilan etmiştir. Öyle olunca İzmir karışıktır ve oradan acilen kaçmak için ne yapıyor? Sakız Adası üzerinden kaçıyor ve orada bir gemici bunu kaçırıyor. O gemici bak neler demiş. Sen oradan seyircilerimize bir oku istersen. Amin Maluf'un 100. At Baldassare'nin Yolculuğu adlı romanından uzun bir alıntı. Gemisinin adı Karip Dostu ve bir Brigantina'ydı tekne. Kataraktis köyünün yalnızca balıkçı kayıklarının uğradığı o küçük koyuna demirlemesi çok karlı bir kaçakçılık işiyle uğraşıyor olmasındandı. Hemen anladım sakızdan söz edildiğini. Sakız Adası dışında dünyanın hiçbir yerinde üretilmeyen bu madde Türk yetkililer tarafından bütünüyle sultanın haremine gönderiliyordu. Buradaki soylu kadınlar arasında sabahtan akşama sakız çiğnemek moda olmuştu. Böylelikle dişlerini beyazlatıyor ve soluklarının güzel kokmasını sağlıyorlardı. Sakız ağacı adı verilen ve tıpatıp şam fıstığına benzeyen bu değerli ağacı yetiştiren ada köylüleri ürünlerini yetkililere yine onların belirlediği bir ücret karşılığında teslim etmek zorundaydılar. Ellerinde fazla ürün kalanlar kendi hesaplarına satmaya çalışıyorlardı bunu ama karşılığında uzun yılların hapiste ya da kürek cezasına geçirebiliyor, bazen de ölüme mahkum edilebiliyorlardı. Yine de bu tehlikeye karşın kârın çekiciliği her şeye ağır bastı ve kaçakçılık yerleşti. Çoğu kez gümrükçüler ve başka yasa temsilcileri de bulaşıyordu kaçağa. Kaptan Domenico, kaçakçıların en cesur ve en ustası olmakla övündü bana. Son 10 yıl içinde adaya en az 30 kez gelip yasak malı yüklediğine ve hiç yakalanmadığına yemin etti.
biraz atlayayım istersen. Tabii. Ama ben kaçakçı kaptanımıza ve sürdürdüğü tehlikeli ticarete geliyorum yeniden ve en iyi müşterilerinin Cenovalı hanımlar olduğunu söylemek istiyorum hemen. Ya bak. Cenevizli kadınlar, evet, soluklarına ya da dişlerinin beyazlığına Venedikli, Pisalı ya da Parisli kadınlardan daha fazla önem veriyor olmaları değil kuşkusuz bunun nedeni. Sadece Sakız Adası uzun süre Cenevizli kalmış ve kimi alışkanlıklar edinilmiş. Üstelik Osmanlılar adayı geçireli 100 yıl olduğu halde bizim hanımefendiler sakızlarına hiçbir zaman vazgeçmemişler. Bu yeri doldurulmaz ürünü elde etmeyi bir onur sorunu yapan erkekler de vazgeçmemişler. Sanki bu yazgıdan ve onun canlı simgesi padişahtan bir öç alma biçimiymiş gibi. Çeneyi yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya oynatmak bir gurur eylemine dönüşmüş olabilir. Evet. Kadınların bu lastiklere ödedikleri fiyat göz önüne alındığında bu ağız hareketi en pahalı süslerden daha kesin biçimde belli ediyor olmalı toplumdaki düzeylerini demiş Amin Maluf romanında. Evet, çok doğru şeyler söylüyor. Şimdi size gerçekten Sakız Adası, şimdi bir fıstıkgiller programı ama tabii ki Sakız Adası'na değineceğiz mecburen. Daha önce Cenevizli, evet, sonra Osmanlı. Cenevizli olurken, yani Cenovalı olurken kim orada doğuyor, yani iddia ediliyor? Christophe Colomb. Christophe Colomb daha sonra Amerika kıtasına gidecek ve yanında götürdüğü adamlarla, bir de bak bu kadar ilişkisi var. Orada sakız arayacak. Neden? Sakıza benzer bir bitki. Çünkü Osmanlı sakıza şey koymuş, el koymuş. Hepsi saraya gidiyor. Hakikaten Cenovalılar bu konuda şey, rahatsızlar. Kadınlar hava atmak için o sakızı mutlaka çiğneyecekler. O bir protesto. Ve 1494 yılında Doktor Çanka tarafından Sevilla Belediyesi'ne yazılan raporda Batı Hint adalarında damla sakızına benzeyen sakız üreten bir bitkinin olduğu bildirilmiş. Gumbolimbo adındaki bu ağaç daha sonra Bursera Cimarruba adıyla baftiz edilmiş. Bu ağaçtan elde edilen sakız işte şeyde sakıza alternatif olarak giriliyor. Yani öyle bir ürün ki şey için, Avrupalılar için. Osmanlı bunu el koyduğu andan itibaren kadınlar bunu istiyorlar ve erkekler de bunu onur sorunu yapıyor. Alacak, o zaman ne yapacak? Başka bir yerden bulması gerek. Yani romanda yazılanların önemlice bir kısmı aslında bir gerçeği de yansıtıyor. Bu şekilde de bakmak gerekiyor ki şeyin Amin Maluf'un romanlarında bu sıklıkla yaptığı şeylerden biridir. Bilirsin Semerkant'ta filan da vardır öyle şeyler. Mesela X sözcüğü nereden gelir gibi. Araplar bilinmeyene şey diyorlar. Ş harfi İspanyolca'da çarpıyla yazılıyor X ile ve oradan X bilinmeyen oluyor. Mesela bunu Semerkant romanında kullanır. Bu türden çok güzel oyunları vardır Emin Maluf'un romanlarında. Onu da söyleyelim hemen. Tabii bunun yanı sıra şimdi biz hep sakızdan bahsettik, fıstıktan bahsettik. Bir de tabii neler var? Menengiç ile çitlenbik var. Çitlenbik Pistachio terebintus. Terebintus sözcüğü sana bir şeyi çağrıştırıyor mu? Terebentin. Terebentin. Yani. Yine yarayla ve şeyle ilgili olabilir mi? Boyacılıkta kullandığımız boya seyreltici var ya, o işte aslında eğer organikse terebentin, yani şey değil, sentetik değil, organikse çitlenbikten elde ediliyor. Çitlenbik ağacının reçinesi diyebiliriz ona da. Ya da ondan elde edilen yağ, çitlenbik yağı. Bu yağ hem boya inceltici olarak kullanılıyor hem de eski dönemlerde şeyde şarapları korumak için de kullanıyorlar. Yolculuklarda şarap sirkeleşmesin, bozulmasın diye içine o terebentin de katılabiliyor. Tabii kıymetli bir ürün. Biz bu terebentin reçinesine nerede rastlıyoruz? Mesela Uluburun batığı vardır meşhur. Geç Tunç Çağ batığı M.Ö. 1200'ler gibi Kaş açıklarında batıyor. 3200 yıldır. İşte oradan çıkan malzemeler nerede sergileniyor? Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde. Oraya gittik mi enteresan şeyler bulunuyor. Geçen gün biz seninle yazı programı yaparken mi kitaptan söz ettik. Kitap formatında. Evet. Diptikon dediğimiz. İlk kez orada bulunduğumuz. Evet. Söylemiştim. İşte evet. İçinde de bal mumu. Ha, balda anlattık onu. Bal mumu sürülüyor içine diye söylemiştik. İşte onun yanı sıra gemide bulunan şeylerden biri de şey, bu çitlenbik reçinesi. Çitlenbiğin tabii bu anlamda önemli bir yeri var. Bir endüstriyel ürün. Endüstriyel ürün olduğu için para da getirdiğinden insanlar ne yapıyorlar? Bunu tanrısallaştırıyorlar. Priene ile Milet arasında, Miletos arasında küçük bir kent daha vardır. Afşar köyü yakınlarında Mius diye bir kent. Çok bilinmez. Fazla da kazı yapılmamıştır üzerinde. Şey de yoktur. Oralarda pek çalışma da yapılmamıştır ama orada çıkan yazıtlardan birinde biliyoruz ki
Mius da Zeus Termintheus denilen bir tanrıya tapınılıyor. Yani Zeus'un Termintheus'u, o da Terebentin olanı. Yani çitlenmik bu anlamda olasılıkla Mius civarında yaygındı ve belki de bundan dolayı ekonomik anlamda kendilerine bir şey getirdiği için onu da kutsallaştırmışlar ve Zeus Termintheus adıyla da tanrısallaştırmışlar. Mius tam olarak nerede şu anda? Didim civarında. Yok, Didim'e gelmeden Priene'yi geçiyoruz. Miletos'a gelmeden aradan tekrar şeye girmek gerekiyor. Başka bir yola girmek gerekiyor. O Söke Ovası'nın oralarda. Söke Ovası. Oralarda bir yerlerde. Tabii şeyi de bu anlamda da önemli bir yer olduğunu söyleyelim. Kısaca biz bugün nelerden bahsettik şimdi? Pistachio lentiscus'tan bahsettik. Fıstıktan. Yani lentiscus variyete hios. Pistachio vera dedik. Fıstıktan bahsettik. Fıstığın ta şeyden güneydoğudan yayıldığını söyledik. Ondan bu Antep sonra, ve Siirt fıstıkları falan farkı ne? Onu onlara gelelim. Dinleyici şimdi, olarak merak ediyorum. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Geçenlerde beni şeye çağırmışlardı, İstanbul Ticaret Odası'na, baklavanın tarihini anlatmaya. Yunanların mı baklava, Türklerin mi bakalım. O kavga var. Tabii evet. Şimdi Kardak krizi gibi bir kriz ya, yani bu Yunanlılarla aramızda bizim. Baklava kimin? Baklava kesinlikle. İklim ve coğrafyanın bir fonksiyonu olarak Güneydoğu Anadolu'ya ait, oradaki halkların hepsinin bir şey kattığı bir ürün. Yani baklava hem Türktür, hem Kürttür, hem Araptır, Süryanidir, Ezididir, Ermenidir. Orada yaşayan bütün halklar buna bir şey katmıştır bir kere. Öyle kabul etmek gerekiyor. Yani baklava üzerinden halkların kardeşliğini yaratabiliriz aslında. Yani dünyanın serveti diyebiliriz. Evet, dünyanın serveti. Tabii bunun içine ne konuyor? Fıstık konuyor. Fıstık ama sorunu var. Ama şöyle bir şey var. Fıstıkçılarla baklavacılar ticaret odasında kavga çıkarttılar. Çünkü fıstık depolanıyor. Baklavacılar fıstık bulamayınca yani yüksek fiyatla aldığı için baklavaya zam yapmak zorunda kalıyorlar. Ve bunlara da çok kızıyorlar. Baklavanın fiyatını zaman, fıstık arttırıyor yani. Evet, fıstık arttırıyor. Bunun yerine ceviz kullanalım diyorlar. Ceviz olunca da tam istedikleri tat olmuyor. Birbirlerine girmişler. Böyle işte bir hararetli bir tartışma başladı bir anda. Benim konuşmadan sonraydı. Fıstıkçılar da kalktı, dediler ki hayır, biz depolamıyoruz, yani yok böyle bir şey. Fıstık verimi az oluyor, bir sene oluyor bir sene olmuyor gibi bir şeyler söylemeye kalktı biri. O arada ben dayanamadım, araya girdim. Durun, siz kardeşsiniz diye. Hani Türk filmlerinde olur ya böyle. Neden dedim? Çünkü dedim, fıstıksız baklava olmaz. Ve bu fıstıkta tabii ki ya Antep fıstığı olacak ya Siirt fıstığı olacak. Ama genelde bizim baklavacıların tercih ettiği Antep fıstığı. Şimdi bir nedeni var herhalde. İkisi farklı. Antep fıstığı daha grimsi, ince ve uzun oluyor. Çatlama oranı biraz daha az şeye göre, Siirt fıstığına göre. Siirt fıstığı tombul, pembe ve böyle kırmızımsı pembe bir rengi oluyor. Yani grimsi değil. Hatta Antepli bir öğrencim vardı, Fatma Genç, hiç unutmuyorum. Siirt'te kazıya geldiğinde bize fıstık, işte Siirt fıstığı verdik. Baktı bunlar bozuk dedi. Şimdi bir Antepli için bozuk, yani öyle görüyor. Halbuki tattığı zaman Siirt'inki biraz daha ekşimsi, Siirt'inki biraz daha tatlımsı bir tat veriyor. Antep'inki. Daha tatlı veriyor. Ve olasılıkla bunlar kendi aralığında şey yapıyorlar. Fakat bugün mesela ben çarşıya çıkıp baktığımda Siirt fıstığı daha pahalı. Antep fıstığı. Daha az mı üretiliyor acaba? Herhalde daha az üretiliyor. Bir de şu var, fıstıklıkları kullanırlarken şeyler, ne kadar süremiz kaldı bu arada bilmiyorum. Var daha, biraz daha vaktimiz var. Ondan sonra fıstıklıkları bugün kullanırlarken araya bağ da dikiyorlar Siirt'te. O şekilde kullanılıyor. Sulaması şeyi falan yapılıyor. Fakat son dönemlerde bakmamaya başladılar. Zira Ilısu Barajı kapsamında bütün o verimli araziler maalesef şeyde kalacak, su altında kalacak. İnsanlar sadece istimlak parasını ve ağaçların parasını alıp çekip gidelim diyorlar. Artık bakmıyorlar çünkü az bir süre kaldı. Yani 2-3 yıl içinde baraj bittiğinde bütün oralar, o fıstıklıklar hepsi su altında kalacak. Peki bu Siirt fıstığı oraya özgü bir şey mi sadece? Siirt de özgü, evet. Siirt de daha farklı oluyor. Yani aynı fıstık aslında. Siirt onun bir alt türü oluyor. Orada biraz daha herhalde hava sıcaklığı, iklim ve coğrafya işte orada etkili. Evet. Hava sıcaklığından, şundan bundan veya toprağın şeyinden dolayı, farklılığından dolayı. Oradakiler biraz daha tombiş oluyor böyle. Diğeri daha ince uzun oluyor. Böyle bir farklılık da var iki şey arasında. Son bir ürün daha var buradan söyleyeceğimiz. O da Rus Koryaka. Sumak demiş. Sumak, evet, sumak. O da aynı ailenin bir ürünü ama diğerlerinden farklı işte. Sumak sözcüğüyle somaki sözcüğü aynı.
Somaki diye bir taş vardır, kırmızımsı böyle. Evet, sumak da şey zaten. Sumak da kırmızı. Zaten aslında rengi belli eden, Arapçadan gelen bir sözcük. Eskiden beri ekşimsi tadı evet, nedeniyle çok, onu salatalarda. Evet, salatalarda ya suyunu taneleri koyup suyunu çıkarırlar renkli, onu koyarlar ya da dövüp getirirler kurutulmuşunu şeydir. Ama ağaçta onun kızarması gerekiyor, ondan sonra hasat ediliyor. Ben bitki buralarda yok. Yani Batı Anadolu'da çok rastladığımız bir bitki değil. Güneydoğu Anadolu'da gördüğümde şaşırmıştım. Hatta sumağın fıstıkgillerden olması bana çok garip gelmişti. Ama bakıyorsun evet taneler falan birbirine benziyor. Yani çitlen bir tanesiyle şeyinkinin ne bileyim işte sakız ağacının işte o lentiskusuyla onunla benziyor. Bunlar da yine birbirleriyle aşılanabiliyor mu? Tabii, sumak da yani. Sumak, sumağı bilmiyorum ama diğer mesela çitlembik aşılayarak aşılı fıstık üretiliyor. Ayrıca sakız aşılayarak sakız yapabiliyorlar. Çitlembik olasılıkla bunların hepsinin atası ağaç olarak. Ama daha geriye gidersek ata olasılıkla çalılık halinde olan o menengiç ya da işte sakızlık dedikleri veya başka adı var mı? Bıttım dedikleri şey, Siirt'te bıttım ya da buttum denilen sözcüğe kadar geriye gidiyor. Sumağı yine de bir miktar ayırt etmek gerekecek herhalde yerlerinde. Tabii biraz öyle daha farklı yapmamız gerekiyor. Bu konuda söyleyeceğim başka bir şey var mı diye şöyle bir bakıyorum. Boğaz derdinden yararlanıyoruz galiba yine. Boğaz derdinin öncülü bu. Bu boğaz derdinin öncülü. Çünkü şöyle, ben boğaz derdini yazarken oraya yazdığım yazıları öncesinde Metrogastro dergisinde yayınlıyordum. Daha sonra baktım ki bunlar hakikaten şey olacak, güzel bir kitaba doğru gidiyor, iş çoğaldı yazılar. O zaman bütün o yazıları bir daha gözden geçirdim. İçine güncellemeler yaptım, eklemeler yaptım ve o şekilde o kitap oldu. Şimdi zaten son bir şey hazırlıyorum. Anadolu Mutfak Kültürü'nün Kökenleri, o da yakında çıkacak. O da mı dergilerde yayınlandı? O bir kısmı yayınlandı, bir kısmı çünkü yeni oldu. Çünkü ben onların. Evrensel Kültür Dergisi'nde de yazılarının çıktığını tabii, hatırlıyorum tabii, da ondan. Var. Orada da var. Kayısı üzerine yazmıştım evet. Oraya. Prunus Armeniaca. Yani Ermeni prunusu. Prunus işte gülgillerden yani birinin şeyi. Ya Metrogastro'nun reklamı olunca dedim. Evrensel Kültür'ün reklamı olsun. Tabii tabii. Ya tabii canım yani kesinlikle. Doğru. Ben reklam yapmış oldum değil mi? Evet. O zaman Evrensel Kültür'ün de reklamını yapıyorsun tabii. Yani Evrensel Kültür benim ilk yazdığım dergilerden biridir. Orada da bayağı bir yazım çıkmıştı zamanında. Tabii bir de sonuna yaklaşırken yavaş. Artık sakızdan madem bahsettik, sakızın nesi var? Rakısı var, likörü var, reçeli var. Üç ana ürünü var. Üç ana ürünü var tabii bunun dışında. Bunlardan sakız reçeli şeyde Çeşme'de yapılıyor. Çeşme'de Çeşme'ye gidenler onu bulabilirler. Bir de tabii bunun yanı sıra sakız koyunu ve sakız kabağı var biliyorsun. Sakız koyunu da şeye özgüdür gene. Tüyünün rengi nedeniyle biraz da Çeşme'ye özgü bir koyun ırkıdır. Onu da tekrar koruma altına aldılar sakıza gelmişken. Bunu da belirtelim. Tabii bisküvilerde, kremalarda o sakızı koyup kıvam arttırıcı, tatlandırıcı olarak bir sürü şeyin içinde kullanabilirsin. Yemeklere katılabiliyor. Vallahi ben pilava kattım, fena olmuyor sakız. Denedin yani. Denedim. Şeye, güzel oluyor. Tabii son olarak da şey yapalım, sakızlı muhallebi tarifi vereyim mi? Sakızlı muhallebi ona vakit tarifi kalmamış olabilir ama afiyet olsun diyebiliriz bu programdan sonra. Veya Can Yücel'in bir sakız ağacı diye şiiri var. İstersen sen ondan şöyle bir iki dize bir şeyler oku, sonra da bitirelim programı bugün. Sakız ağacı, o bir sakız ağacıydı alelade, bir gün o yeşil sahile çıktı geldi. O zaman bu zamandır memnun yerinden, seyreder bulutları göğü denizi. Titreşirdi rüzgarla güneşli yaprakları, ömür sürdü öyle hoşnut dünyasından. Aydınlıktan uyku tutmazdı bazı geceler, motor sesleri duyulurdu uzaklardan. Tanrı adını işitmedi ömründe, inanmadan da madem yaşanıyor diye. Rüzgarlı bir kıyıda sevinç içinde, yaşamak dururken düşünmek niye? Anmadı geçenleri bir defa bile, ne uğraşır mesut olan gelecekle, bir avare misali günü gününe, o bir sakız ağacıydı, yaşadı sade. Diye evet. Bitirmiş Can Yücel. Peki, o zaman bugünkü programımızı fıstıkgiller ve sakızla tamamladık. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.